Tabii ama sende böyle bir ifade var mıydı? Vardı diye hatırlıyorum. Onu harmanlayıp ikisini birleştirip Lan diyerek kedi! kullanmak istediğinizmiş. Adamın adı Muhittin Topalak, nickname'i Excalibur. Merhaba dostlar, hoş geldiniz. An itibariyle Steam kış indirimi başlamış bulunmakta. 22 Aralık 5 Ocak tarihi ile arasında sürecek olan bu kış indirimleri pek çok oyunu etki ediyor. Aynı zamanda Steam puanları ve Steam puanlarının çalışma şekillerini sizlere bahsedeceğim birazcık. Görmüş olduğunuz üzere burayı açtığınız zaman Steam'i veya şuradan giriş yaptığınız zaman yine Steam uygulamasından giriş yaptığınız zaman karşınıza böyle bir şey çıkacak. Şuradan bakın Steam ödülleri diyor, görüyor musunuz? Buradan hemen oy verin deyin, tamam mı? İlk önce 2020'deki oyunlara oy vereceksiniz. Şimdi 2020 yılının işte ben burada verdim hepsini oy, tamam mı? Her verdiğiniz oya karşılık size bir tane kart verecek. Steam şey kartı. Rozetleri gidişatınızı etkileyen Steam kartları verecek. Toplamda size 10 tane kart verecek. Bak şimdi ben kullandığım oyumu bana verdiği kartlar şunlar. Şuradan geliyorum rozetler kısmına. Geldik abi rozetler kısmına, tamam mı? Rozetler kısmında Steam ödülleri 2020, gördün mü? Toplamda oy kullandığın zaman sana 10 tane kart veriyor burada. Yılın VR oyununa, işte arkadaşlar da en iyi yenilikçi oyun. Her verdiğiniz oy başına toplamda 10 tane zaten oy var. 10 set tamam diyorsunuz. Rozeti işleyip buradan 100 XP alıyorsunuz. Bu 100 XP ne yarıyor diye soracak olursanız da şöyle açıklayayım. Şuradaki 39 level var ya. 39 level'i 40 level'e daha yakın hale getiriyor, öyle söyleyeyim. Yani şöyle daha iyi açıklamak gerekirse seviye 40 olmak için 319 XP gerekiyor ya, ben şimdi 100 XP'yi buradan alacağım. İsterseniz beraber şey yapalım. Hazır diyelim. İşleyelim rozeti. Bakalım neler oluyor. Rozet işle diyelim. Ve aynı zamanda iki tane yeni öğe verdi bana buradan. Onlara da bakarız şimdi ne verdiğine. XP 100 verdi. Bir de şey arka plan görüntüsü verdi. Bunları da envanteri profilimi düzenle veya envanterimi görüntüle deyip buradan veya şuradan iki yeni öğe kısmından bakabilirsiniz. Şimdi bakalım Steam kış indirimi arka plan. Bak bunun 100 cevheri varmış, tamam mı? 100 cevhere dönüştürebiliyorsun bu Steam 2020 şeyini. Cevheri de işte hızlandırma paketi oluşturup oyunlardan daha fazla kart düşürmeye yarıyor bu cevherler. Yani çok fazla bir artısı yok gerçi ama hani cevherleri şey yapıp işte 1000 cevher yapıp da ondan sonra cevher paketi yapıp onu pazardan satanlar da var. Öyle de yapabilirsiniz. İşte bunlardan toplayıp 1000 tane pazarda satışa çıkartabilirsiniz. Şimdi gelelim şey Steam kış ödüllerinde hangi oyunlar daha fazla rağbet görüyor ona bakmaya. Burada şimdi normalde çok satanlar kısmını kaldırmışlar gibi duruyor ama aslında kaldırmamışlar. Şimdi şuradan hemen gösteriyorum abi, bir saniye. Mağazaya tıklayalım. Öne çıkanlar kısmına. Bak burada zaten fiyatları falan indirimler hali gösteriyor. Ama siz tamamını aramak isterseniz şuradan bir kere arattır kısmına basın. Mağazada ara kısmından. Buradan tamamını görebilirsiniz, tamam mı? Orada yani kaybolmayın yani büyük ekranda. Bak puanlar falan şeyler. Puanlar demişim, pardon. Fiyatların çoğu zaten indirime girmiş. Yani mantıklı olabilen oyunları buradan satın alabilirsin. Steam puan dükkanına gelmek istiyorum. Şimdi şuraya geldin abi. Mağazaya geldin. Tamam mı? Mağazanın altında puan dükkanı var. Tıkladım puan dükkanına bir kere. Aynı işlemleri buradan da yapabilirsiniz Chrome'dan. Biz buradan devam edelim. Puanların çalışma şekli burada zaten yazıyor. Bakın bakiyeniz burada gözüküyor. Diyor ki harcadığınız her 1 lira için 12 puan kazanırsınız diyor. Yani ne oluyor bu, tamam mı? Şimdi diyelim ki 100 lira mı harcadınız? 100 çarpı 12 1200 lira. Pardon, 1200 puanınız oluyor. Şurada bakiyeniz kısmında 1200 lira 1200 puanınız oluyor. O puanlarla ne yapıyorsunuz? Ayrıca satın aldığınız oyunlardan puan, işte DLC, donanım, uygulama, işte oyun içi satın alımlardan falan puan elde edebiliyorsunuz. Öne çıkan üyeler var burada bu kısımda. Kış indirimleriyle beraber şu puan bölmesini yenilemişler. Daha çok onun üzerine çekiyorum videoyu çünkü güzel şeyler getirmişler. Onları şimdi göstereceğim sizlere. Şimdi şurada profil çerçevesi alabiliyorsunuz kendinize. Zaten üzerine tıkladığınız zaman şu şekilde mesela çerçeveniz, profiliniz bu şekilde görünüyor herkese karşı. Arkadaşlarınız da bu şekilde görüyor sizi.
Daha sonra şurada bir neon işte yeni çerçeveler gelmiş mesela canlı. Arkadaşlarınız yine bu şekilde size oturum açtığınız zaman şuradan sağ üstten sol üstten veya işte sol üstten veya sağ üstten bu şekilde görünebiliyorsunuz. Hani işte şu kullanıcı oturum açtı çerçevesi de bu şekilde diye görünebiliyorsunuz. Bu tabi işte puanları altında yazıyor. 2000 puan, 2000 puan. Yani dediğim gibi kaba bir tabirle ne harcadık? 1200 puan için 100 lira harcadık. 200 lira verirseniz şu çerçeveden alabilirsiniz. Öyle düşünebilirsiniz, tamam mı? Veya bu zamana kadar biriktirmiş olduğunuz puanları da puan dükkanından kontrol ederseniz oradan da istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Burada bir sürü şeyler var bu şekilde. Zaten daha çok tıkladığınız zaman bir sürü çerçeveler var. İşte sohbet ifadeleri falan var. Şurada oyunlara ait öğeler var. Sırasıyla gidelim. Burada işte oynadığınız oyunlara daha çok hangi oyunu oynuyorsanız onların sohbet ifadeleri, çıkartmalar, sohbette göndermek istediğiniz minik emojiler öyle söyleyeyim. Bu şekilde şeyler var. Almak isterseniz bunların zaten puan düşük. Çok fazla rağbet görmediği için genelde düşük puanlar. Şimdi topluluk ödülleri diye bir kısım getirmişler. Bu zaten vardı da topluluk ödüllerinde hani topluluk sayfalarında işte attığınız yorumlar, beğendiğiniz yorumlar onlar ne kadar çoksa ona göre işte kullandığınız yorum sayısına göre size rozetler verebiliyor iki tane şöyle. Zaten altında da yazıyor neyin ne olduğu. Zaten altında da yazıyor neyin ne olduğu. Yani buradan da okuyabilirsiniz. Geçelim avatar kısmına. Avatar kısmında canlı, hareketli, 3 boyutlu avatarlar var. Diyelim ki Kediye! şunu almak istediniz 3000 puana. Profiliniz bu şekilde oluyor abi, tamam mı? Böyle kedicik. Daha sonra diyelim şunu almak istediniz. Excalibur 17. Adamın adı Muhittin Topalak, nickname'i Excalibur. Veya işte ne var burada şeye ait. Neydi ya bu oyun? Bu oyun şeydi ya. Portal. Heh, portal. Portal'a ait bir öğe var mesela. İşte şu şekilde 3000 puan verip bunlardan da alabilirsiniz. Gelelim en şeye gözde kısmı. Yok gözde değil. Daha oraya gelmedik. Arka planlar var. Yine işte puanlarla arka plan satın alabilirsiniz. Mesela diyelim şunu mu aldınız? Birazcık seteyim. Yoğun olduğu için kasma yaşıyoruz. Bilgisayarda birazcık çok fazla şey olmadığı için kasıyor, kusura bakmayın. Bak mesela arka plan, profilinizdeki arka plan bu şekilde şey oluyor, hareketli oluyor, tamam mı? Örnek vermek gerekirse şuradan tıklıyorum profile bir kere. Ben size göstereyim direkt. Bak gördün mü az önce gösterdiğim şey arka plan işte hareketli. Hareket ediyor kendi kendine. Arkadaşlarınız tıkladığı zaman bu şekilde görünüyor. İşte çerçeveniz de şurada oluyor. Falan filan. O şekilde şey yapabilirsiniz. Daha sonra mevsimsel rozet var, tamam mı? Bunu aldığınız zaman bu tabi seviye seviye. Ben şimdi onu size göstereceğim. Mevsimsel rozet ne biliyor musun? 1000 puan verip bunu aldın mı abi? Bir level. Her şeyi söylemeyi unuttuk. Şurada işlediğimiz rozetler kısmında kart işlemiştik ya az önce. Steam Awards 2020. Bunu bir level yaptık, tamam mı? Bunu işte 5 level'a kadar çıkartabilirsin. Bak az önce 319 XP idi. 219'a düştü. Yani 219 daha toplarsam 40 level olacağım. Aynen 40 level olacağım. Steam ödülleri 2020 kısmı bu seviye şu an 1'de. Az önce işledik biz bunu. Bunu 5'e kadar çıkartabilirsin. 5. de sana 500 XP verecek. Yani bu da kalan kartları da pazardan satın alabilirsin. Onları zaten bir önceki videomda Steam rozet işlemeyi falan o videomda göstermiştim nasıl işleyeceğinizi. Bunu da böyle ilerletip hani bunu 5 tane yapıp şuraya bir tane daha rozet ekleyebilirsiniz. Şu sağ taraftaki kısma rozetler bölümüne bak. Burada zaten gözüküyor rozetler. Buraya da bir tane Steam 2025 tane rozete koyabilirsiniz. Kaldığımız yere devam edelim. Şimdi kış koleksiyonu 2020'de mevsimsel rozet diye bir şey getirdiler. Altında yazıyor bu rozeti yükselterek TP kazanabilir. Steam sayınızı yükseltebilirsiniz diyor. Zaten açıklama kısmında var. Diyelim ki 1000 puanınız var. Bunu aldınız, tamam mı? Bunu aldıktan sonra ne oluyor? Şuradaki leveliniz var ya 39 level var ya şu. Eğer gelip buradan bir tane satın alırsan puanlarla bir level almış oluyorsun. O da şu an 39 iken 40 oluyor. Diyelim ki en fazla 20 level alabilirsin. 20.000 puana. 39 artı 20'den 59 levele bir anda fırlayabilirsin, anladın mı? Yani hiç buradan gelip de işte şuraya tıklayayım, rozet işleyeyim diye düşünmek istemiyorsan, XP almak buradan istemiyorsan gelip buradan 20 levelini hemen 20 bin lira verip 20 bin puan verip alabilirsin. 20 bin puan da ne yapıyor ben sana hemen hesaplayayım. Yani 1666 lira verirsen 20 bin puana sahip olabilirsin, tamam mı? Bu kadar basit.
Daha sonra mevsimsel profil var. Her mevsime özel şey profil getiriyorlar. Kış profili içinde şöyle bir profile sahip olabiliyorsun. Şöyle bir çerçeven oluyor. Arka planda şöyle lapa lapa kar yağıyor. İşte Noel temalı falan. 5000 puan bu da. Yine 5000 puan nedenini ben sana hesaplıyorum. 5000 bölü 12'den 416 lira yapıyor, tamam mı? 416 liralık eğer envanterde bir şeyler harcadıysan 5000 puanın oluyor zaten. Bunu buradan tıklayıp alabiliyorsun. Ki ben şu anda alamıyorum. Niye? Puanım yok. Profil vitrinleri kısmına bakalım. Şu kısım yeni geldi. Ben şuradan örnek vereyim. Birinci seviye envanterim var şu anda. Göstereceğim hemen. Şöyle bir envanterim var, tamam mı? Buraya kaç tane sığdırabiliyorsun? Şuraya bir tane daha sığdırabiliyorsun. Toplamda 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane. Eğer bunu 10 tane değil de işte daha fazla göstermek isterim, istiyorum dersen geliyorsun buradan bak 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane ekleyebiliyorsun. Yani daha fazla gösterebiliyorsun ikinci seviyede. Ki bu üçüncü, dördüncü seviyeye yükseldikçe buraya envanter kapasitesi ekliyorsun. Anladın mı? Yani profilinde bu kadar değil de mesela şuraya kadar, şuradan şuraya kadar komple mesela şey oluyor. Envanterin oluyor, tamam mı? Daha sonra işte favori oyunun bilmem neyin falan geliyor sırasıyla. Her neyse. Onları da zaten buradan ayrıyetten alabiliyorsun. Bak rozet koleksiyoncusu. Şu rozet kısmını gösterebiliyorsun. Şuradaki sağdaki kısım var ya. Bu rozetleri burada gösterebiliyorsun. Yine bunu satın alırsan kaç puanmış? 3000 puan. Yani toplamda ona da bakalım hemen merak ettik. 250 lira harcarsan 3000 puana şunu şuradan çekip envanterine ekleyebilirsin ve kalıcı olur, silinmez. Profilin daha şık durur. Diğer türlü işte vitrinler var burada, ayrıyeten onları da getirmişler. Hangisini kullanmak istiyorsan onu şey yapabilirsin. Genelde oyun koleksiyoncusunu çok kullanıyorlar. İşte oyun koleksiyoncusu değil. Şurada nadir başarımlar vitrini de var. Ona da bakalım. Bunu da çok kullanıyorlar mesela. Hani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. İşte bir 14 tane daha ekliyor. Mesela bu ta aşağı doğru gidiyor. Şuradan şuraya kadar aşağı doğru uzuyor. Yani envanterin daha fazla gösterim alıyor. Daha şık duruyor. En basitinden. Bu da yeni getirdiler bunu. Bu da güzel bir şey. Hani en azından bak aşağıda daha fazla şeyler var. Bunlar 6000 puan. Mesela 6000 puanda ne var? Ekran görüntüsü paylaşmak mı istedin diyelim. İşte şurada bir tane kocaman ekran görüntüsü var. Yanlarına 2-3 tane daha ekleyebiliyorsun. Bunda level muhabbeti yok. Profilinizde 2 tane profil vitrini yer alabilir diyor. 2 tane ekleyebiliyorsun bunda. Diğerine bakalım. Ha, atölye vitrinini buraya sergileyebiliyorsun. Bunların puanı biraz daha yüksek. Daha fazla yer kapladığı için olabilir büyük ihtimalle. Yine 2 tane işte takaslık üyelerinin neyse onu gösterebilirsin arkadaşlarına. Öyle söyleyeyim. Başka hareketli çıkartmalara birazcık değinelim. Yine sohbetlerde işte şu MSN zamanlarında MSN zamanlarından kalma bir emoji getirmişler. Tabii MSN'de böyle bir ifade var mıydı? Vardı diye hatırlıyorum. Onu harmanlayıp ikisini birleştirip iki emojiyi birleştirip bir emoji oluşturmuşlar diye düşünüyorum. Cyberpunk'ın yine şeyleri var. Bunlar tutar mı? Tutabilir yani alınabilir. İsteyenler alabilir. CSGO'nun itemleri var. Yine ördek, mördek bir şeyler getirmişler. 8 bit tarzında çıkartmalar var. Sohbet efektlerine gelelim. Havai fişek diyor, tamam mı? Yani şunlar bunlar. Bunlar zaten biliyorsunuzdur. Yine bir değinelim. Şimdi mesela karşı tarafa böyle havai fişek patlatabiliyorsunuz. Veya diyelim altın konfeti. İşte sohbetle konuşurken hani oyuna gelir misin hesabı yukarıdan şeyler yağdırabiliyorsunuz. Konfeti var şurada bir tane. Yine yukarıdan konfeti patlamış şeklinde sohbette gösteriyor. Balonlar var. Yine balonlarda işte sohbetten baloncuklar çıkıyor. İyi güzel. Bunun güzel yani. Steam puanları en kullanışlısı ben size söylediğim gibi şu profil vitrinleri bir. En mantıklısı puanlarınızı profil vitrinlerinde harcayın. En azından profiliniz şık durur. Diğeri ise yine arka planları falan hani profil şeyleri falan avatar kısmından bunlardan alabilirsiniz ama en mantıklısı burada harcamak. İkincisi de mevsimsel özet dediğimiz şurada harcamak. Hem leveliniz yükselmiş olur hem de TP kazanmış olursunuz. Diyeceklerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim.